Merhaba arkadaşlar, bu hafta sizlerle beraber 5. ünitemiz olan yani son ünitemiz İslam düşüncesinde yorumlar ünitesiyle beraberiz. Bu ünitede neler öğreneceğiz? Öncelikle din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebeplerini öğreneceğiz. Din anlayışı nedir, din nedir bu konulara değineceğiz. Ardından İslam düşüncesindeki yorum biçimlerini inceleyeceğiz. Son olarak da İslam düşüncesinde tasavvufi yorumlar nelerdir? Bunlar üzerinde durmuş olacağız. O halde ilk konumuz olan din anlayışındaki yorum farklılıklarının sebeplerine başlayalım. Sevgili arkadaşlar, din nedir? Din, Allah tarafından peygamberler aracılığı ile gönderilen, akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleriyle hayırlı olan şeylere sevk eder, ilahi kurallar bütününe verilen addır. Bakın, dinin tanımı nettir arkadaşlar. Peki, din akıl sahibi bir varlık olan insana hitap etmektedir demiş. Bu çok doğru değil mi? Bizler aklımız ile ayırt edebiliyorduk, irademiz ile de seçebiliyorduk. Demek ki ben eğer akıl sahibi bir varlık isem din kime hitap ediyormuş? Bana hitap etmiş oluyormuş. Peki, din anlayışı nedir? Biraz da buna değinelim. Bakın, ikisi birbirinden farklı şeylerdir. Din anlayışı arkadaşlar, Allah'ın peygamberler aracılığı ile gönderdiği öğütleri insanlar tarafından algılanma biçimidir. Yani değişkenlik gösterir mi? Kesinlikle evet. İnsanların düşünme ve anlama yetenekleri birbirinden farklı olduğu için din anlayışları da birbirinden farklıdır. Mesela bakın, biz bu konuda genelde şu örneği veriyoruz. Diyelim ki bir sınıf içerisindeyiz. Öğretmen sınıftaki çocuklara dese ki, haydi bakalım camdan dışarı bakın. Herkes baktıktan sonra bir müddet geri önüne dönüyor ve elinde bulunan kağıda dışarıda ne gördüğünü yazıyor. Kağıtları açtığımızda birinin karşı binadaki teyzeyi gördüğü, diğerinin karşı binada bulunan işte penceredeki çiçeği gördüğü, diğerinin gökyüzüne baktığını, birinin kuş gördüğünü aslında rahatlıkla görmekteyiz. Tamam mı? Bu da ne demek oluyor sevgili arkadaşlar? Demek ki insanlar farklı bir şekilde düşünebildikleri için her birinin görüşü farklı olabiliyor, değil mi? Bakın, burada ne diyor? Dinin amacı insanları kötülüklerden uzaklaştırarak onlara dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamaktır diyerek aslında bizlere dinin amacından bahsetmiş. Din ve din anlayışı arasında bazı farklar olduğunu sizlere belirtmiştim. Şimdi gelin bu farkları beraber inceleyelim. Arkadaşlar, din bir kere insanlara vahiy yoluyla gönderilir ve değişmezdir, değil mi? Nettir, hiçbir şekilde değişmezdir. Bir de akıl sahiplerine, yani yine bizlere hitap ettiğini bilmekteyiz. Din bizleri kötülüklerden sakındırıyor, dünya ve ahiret mutluluğunu da sağlıyor, yani ona yönlendiriyor diyebiliriz. Bir de din anlayışına bakalım. Din anlayışı zamanla değişebilen bir anlayıştır arkadaşlar. Özellikle kişilere göre veya topluma göre farklılık göstermektedir. Bir toplum farklı bir şekilde algılayabilir, bir diğeri farklı bir şekilde algılayabilir. Bu nedenle insanın bakış açısına göre oluşmaktadır diyebiliriz. Son olarak da din anlayışı çevresel faktörlerden etkilenmektedir diyelim. Devam edecek olursak, bakın ne diyor? İslam dininin ilk yıllarında Müslümanlar dini konularda Hazreti Muhammed'e soru sorabiliyor ve bakış açılarını buna göre belirleyebiliyorlardı demiş. Hazreti Muhammed de Müslümanların sorunlarına çözüm yolları gösteriyor ve davranışlarıyla da onlara örnek olabiliyordu dedi. Şimdi bakın, burada mesela bir örnek veriyor. Diyor ki, Hazreti Muhammed'in vefatından sonra İslam dini birçok bölgeye kadar ulaşıyor. Kuzey Afrika, Suriye, Irak, Anadolu, Kafkasya, İran, Orta Asya ve Hindistan'a kadar ulaşıyor. Ve bakın, bu toplumlarda arkadaşlar eski yaşantılarını, kültürel alışkanlıklarını tamamen terk etmeden Müslüman oluyorlar. Yani bu demek oluyor ki, demek ki birbirleri arasında farklar olabilecek, değil mi? Bakın, belli başlı farklar var. Sonradan İslam'ı kabul eden toplumların din anlayışları da eski kültürlerinden izler taşıyarak şekilleniyor.
Yani her birininki aynı olmuyor. Tamam mı? Bu nedenle sevgili arkadaşlar, din anlayışında bazı yorum farklılıkları vardır dedik. Bunun sebepleri neler? 1. İnsan yapısından kaynaklanan bazı sebepler var. 2. Sosyal sebepler var. 3. Siyasi sebepler var. 4. Dini metinlerden kaynaklanan sebepler var. 5. Kültürel sebepler var. 6. Coğrafi sebepler var. Tamam mı? Buraya kadar geldim. Şimdi din konusunda ortaya çıkan farklı yorum ve anlayışlar dinin esasına ve özüne yönelik olamaz. Hiç kimse Kur'an'da açıkça belirtilen iman esaslarını, ibadetleri değiştirme, azaltma veya çoğaltma hakkına sahip değildir. Bunu her zaman bilmeliyiz, tamam mı? Bakın, ben dini hiçbir zaman değiştiremem. Kur'an'da açıkça haram olduğu bildirilen bir şeyi de helal kılma yetkisi benim üzerimde değil, hiç kimsenin üzerinde yoktur. Anlaştık mı? Bunlar değişmez. Bakın, lütfen bunları asla unutmayınız. Kur'an-ı Kerim'de yer alan bazı ayetler birden fazla anlama gelebilmektedir. Bu durumda da arkadaşlar, ayetlerin farklı yorumlanmasıyla din anlayışı arasındaki farklılıkların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır diyelim. Bakın, bu çok doğru. En önemli sebeplerden biri. Ayetler bazen birden fazla şekilde yorumlanabilir. Ben mesela işte şu ayeti şu şekilde anlarken bu ayeti bu şekilde anlayabilirim. Tamam mı? Dinimizde arkadaşlar, bir kere biliyoruz ki İslam dini evrensel bir dildir. Yani bütün zamanlara, bütün insanlığa, bütün mekanlara hitap etmektedir. Onun her dönemde anlaşılması ve yorumlanması gerekmektedir. Doğal olarak bu sebeple de dinimizin temel kaynağı olan Kur'an-ı Kerim indirildiği zaman günümüze kadar her şekilde yorumlanmıştır. Tamam mı? Bu yorumlarında dediğim gibi, bakın burada bahsettiğim gibi, birçok farklı aslında sebepleri var. İslam tarihi boyunca ortaya çıkan farklı anlayışlar hayatı kolaylaştırmıştır. İnsanlar İslam'ın farklı yorumlarından kendilerine uygun olanı kolayca seçebilmişlerdir demiş. Yani aslında din anlayışında bir sonraki konumuzda bazı yorum biçimleri olduğunu göreceğiz. Bizler de bu yorum biçimlerinden hangisine daha yatkınız onu beraber seçmiş olacağız. O halde dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.